Merhaba, ben Enes. İşe yarar ve ilginç ürünler serisinin 14. videosuna hoş geldiniz. Yine sizin için uygun fiyatlı, ilginç ve kullanışlı 7 tane ürün seçtim. Tüm ürünlerin satılma linki açıklamalar kısmında mevcut. Serinin devam etmesine katkıda bulunmak isterseniz ürünleri Hepsi Burada mobil uygulamasıyla satın almayı unutmayın. Yine bu seride oldukça fazla ilginç ve işe yarar ürün inceledim. Mutlaka serinin önceki videolarına da bu video bitiminde bakmanızı öneririm. Oynatma listesini hem buradaki iyiye hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk ürünümüzden başlayalım. Bu şekilde mini bir ahşap masaüstü bowling oyun seti. Bu ürünü internette ilk gördüğümde de açıkçası benim çok bir beklentim yoktu. Ancak malzeme kalitesiyle, fonksiyonelliğiyle ve şık duruşuyla beni oldukça etkilediğini söyleyebilirim. Malzeme kalitesi açısından ahşap kullanılmış. Yani uygun fiyatlı bir ürün olarak satılıyor ancak genel olarak hem tasarımı hem de malzeme kalitesiyle beni oldukça etkiledi. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada bir sivri yer bulunuyor. Bunu buraya denk getiriyorsunuz. Burada ağır bir demir topumuz bulunuyor. Bu şekilde yönünü ayarladıktan sonra bu şekilde arkadan ittiriyorsunuz. Ve sayı. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar minik piyonlar. Oldukça hafifler. Çocuklar oynarken oldukça eğlendiler. Topları tekrar dizmek bir miktar zahmetli olabiliyor. Bu en büyük negatif tarafı diyebilirim. Yani masa üzerinde bir aksesuar olarak bile oldukça çok hoş duran bir set. Böyle yan kısma dağıttığınız zaman örneğin hafiften gördüğünüz gibi hemen yan kanala geçiyor. Yani basit bir ürün gibi duruyor ancak hani en azından çocukları ekran karşısından bir süre de olsa ayırabilecek bir ürün. Şöyle bu kısımda tahta kullanılmış. Kendisi de komple ahşap. Yani malzeme kalitesi açısından gayet beğendiğimi söyleyebilirim bu minik masa oyununu. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Xiaomi markasının bir cüzdanı. Evet, yanlış duymadınız. Xiaomi markası cüzdan da yapıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kutu ile birlikte geliyor cüzdan. Kutu içerisinden bir adet tip tip şeklinde şarj kablosu. Tabii ki şarj kablosu gelmiyor. Büyüdüm böyle olacağım. Gördüğünüz gibi deri bir cüzdan, tamamıyla şık ve ele aldığında yani malzeme kalitesi belli ediyor. Oldukça minimalist bir tasarım bulunuyor. Yani çok böyle bir alengirli bir tasarımı yok. Gördüğünüz gibi burada 3 olmak üzere 6 adet kartlık bulunuyor. Burada da 2 adet, bir burada bir de burada para bölmesi mevcut. Yine şu kısımlarda da iç bölmeleri bulunuyor. Cüzdan gerçek deri ancak ne derisi olduğu belirtilmemiş. Koktuğunuz zaman da yani böyle bir hafiften bir deri kokusu geliyor ancak hani rahatsız edici derecede değil. Ben çok uzun yıllardır hep sürekli kartlık kullanıyorum. Açıkçası kartlıklar da maalesef kenarları bileceğiniz gibi yırtılıyorlar. Uzun süre kullanımlarda yani bir yıl sonra direkt çöp oluyor çoğu kartlık. En kalitelisini bile alsanız. Ağırlık olarak da oldukça hafif bir cüzdan. Yani şık ve sade bir yapısı bulunuyor. Artık ben de bu cüzdanı kullanacağım. Yani minimalist ve kaliteli bir cüzdan arıyorsanız açıklamalar kısmındaki linkten bu cüzdana ulaşabilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Yıldız Gökyüzü Projeksiyon Gece Lambası. Yıldız projeksiyonlarının daha çok profesyonel bir versiyonunu daha önce kanalda incelemiştim. O bir miktar pahalıydı. Bu biraz daha uygun fiyatlı satılan versiyonu. Bu şekilde bu şapkayı çıkardığınız zaman gördüğünüz gibi oda içerisini gayet renkli bir şekilde aydınlatabiliyor. Bir beyaz yanıyor, bir renkli ışığı var. Aynı anda yakabiliyorsunuz veya tek tek yakabiliyorsunuz. Işıklar dönebiliyorlar. Şöyle şuradan 3 adet kontrol kısmı bulunuyor. Şöyle bir powerbank bağlayalım. Powerbank de çalışıyor bu arada. Alt kısmında tabii ki elektrikle de çalışıyor. Yani 5 voltluk bir adaptör taktığınız zaman. Burada 3 tane pille de çalışabiliyor. Bu şekilde buraya basıyorsunuz. C düğmesine dönmeye başlıyor. Bu beden ışıklar her basışınızda renk değiştiriyor. Burada da sarı bir ışık bulunuyor. Yine bu şekilde sarıyı getirip sabit de tutabiliyorsunuz. Yani benim keşke olsaydı dediğim bir özellik olarak bir zamanlayıcı yok. Pille beraber çocukların odasında 2 gün kullanabildim. Yani sabahtan akşama kadar açık kalıyor. Zamanlayıcı olmadığı için. Ya onun haricinde fiyatına göre gerçekten hani odaya bir ambiyans katmasıyla birlikte hem bir gece lambası hem de bir ambiyans ışığı olarak da kullanılabilir. Ve araya girmek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %83'ü kanalıma abone değil. Eğer sen de abone değilsen buradaki abone olun butonuna basarsan çok sevinirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman tam olarak şu kısımda gördüğünüz PlayStation Icon Lite X ile modeli. Hemen alıp geleyim. Bu ışığın çok bir esprisi bulunmuyor aslında. Yani bu şekilde bir ışık PlayStation'ın orijinal lisanslı ışığı. Yani çok fiyatının uygun olduğu söylenemez. Ben de oldukça merak ediyordum. Bunun bir de küçük versiyonu bulunuyor. İçerisinde isterseniz pille de çalıştırabiliyorsunuz. Şu kısmında açma kapama yeri bulunuyor. Şöyle bir powerbank'ten güç verelim. Bu arada bunların oldukça fazla çakmaları satılıyor. Bu birebir orijinal lisanslı bir ürün. Ancak lisanslı olmasına rağmen yani malzeme kalitesi açısından elinize ilk aldığınızda yani bu muymuş ürün diyebilirsiniz. Bir miktar sanki leğen plastiğinden yapılmış gibi bir hissiyatı bulunuyor. Yani çok kaliteli bir hissiyatı olduğu söylenemez. Işıklar oldukça bu şekilde felli bir şekilde yanıyor. Böyle bir kere basıyorsunuz sürekli bir şekilde yanıyor. Bir daha basıyorsunuz böyle sıradan dönüyorlar.
Gördüğünüz gibi sırasıyla yanıyor. Bir de bastığınız zaman şu kısımda bir mikrofon bulunuyor ve çalan müziğe göre ritmik olarak yanıyorlar. Yani bu da çok böyle birebir uyumlu bir mikşik gibi değil. Ancak bu şekilde bir modu da var. Yani yanınızda müzik çaldığı zaman, örneğin şöyle bir telifsiz müzik deneyelim. Yani çok çok ritmik olduğu sayılmaz, ancak hani bir miktar müziğin ritmine göre ışık değiştirebiliyor. Özellikle bu gamer odalarında, yani oyuncu odalarında veya televizyonunuzun altında güzel bir aksesuar, güzel bir dekor olarak konumlandırabilirsiniz. Ben orijinal aldım. Linki de açıklamalar kısmına eklerim. Yine bu seride incelediğim ürünlerin arasında da bu ürün mevcut. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman sihirli duvar kitap rafı. Oldukça şık bir görüntüsü bulunuyor. Kitaplarınızı havada duruyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Ama tasarımı oldukça basit. Bu şekilde duvara koyup kitap alt kapağını araya takıyorsunuz ve üzerine kitaplarınızı koyuyorsunuz. Bu alt kısımlar en alt kısma kapağın düşmemesi için biraz çıkıntılı yapılmış. Tasarım olarak da sizin hayal gücünüze kalmış. Nasıl bir tasarım yapmak istiyorsanız o şekilde oldukça dekoratif duruyor. İlla ki kitap değil, projeksiyon bile koyabilirsiniz veya çiçek de koyabilirsiniz. Yani iki tane dübelle duvara sabitlendiği için gayet sağlam duruyorlar. Ben bu rafları neredeyse bir sene önce aldım. Yani yanında dübel çıkmış mıydı, çıkmamış mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak malzemesi demir, oldukça sağlam. Yani 10-15 kitaba kadar taşıyabilir. Çok kitap konduğu zaman da biraz dekoratiflik kayboluyor gibi. Genel olarak eve ayrı hoş bir hava katıyor ve her görende kitaplar nasıl havada duruyor diye soruyor. Yine linki açıklamalar kısmında tüm serideki ürünleri incelediğim listenin içerisinde bu ürün de mevcut. Bir diğer ürünümüz Logitech markasının bir oyuncu mousepad'i. Kendim uzun süredir bu mousepad'i kullanıyordum taşınabilir olmasından dolayı. Artık miadını doldurdu ve ben de bu şekilde bir miktar daha büyük bir mousepad'e geçtim. Benimkinin ölçüleri 30 cm'e 40 cm. Yani daha da büyükleri veya daha küçükleri de bulunuyor. Bu şekilde burada bir G logosu mevcut. Alt kısmında masada kaymaması için bir yüzey var ve masada oldukça sağlam bir şekilde duruyor. Yine mouse da gayet iyi bir şekilde kayıyor mousepad'in üzerinde. Genel olarak çok hafif bir ilk kutudan çıktığında bir koku vardı. Şu an o koku da gitmiş. Yani hem uygun fiyatla denebilecek hem de kaliteli bir mousepad arıyorsanız eğer bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Son ürünümüze geldiğimiz zaman gözlük şeklinde bir kitap okuma ışığı. Karanlıkta kitap okuma işine yarıyor daha çok. Gözünüzün baktığı yeri aydınlatıyor. Işığı açmamanız gereken bir yerdeyseniz veya yanınızdaki kişiyi rahatsız etmek istemiyorsanız ışıktan dolayı oldukça kullanışlı bir ürün. Tabii ki bu şekilde gördüğünüz gibi camı yok, yani camsız bir gözlük. Şöyle şu kısımlardan açıyorsunuz gözlüğü ve bu şekilde ışıkları bulunuyor. 4 adet burada gördüğünüz isimde pille çalışıyor. Piller direkt içerisinde takılı bir şekilde geliyorlar. Genel olarak yani malzeme kalitesi çok iyi değil. Sadece çerçeveyi alıyor. Ancak hani 18-20 TL'lik bir fiyatı olduğu düşünüldüğünde fiyatına göre oldukça kullanışlı ve ilginç bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yani benim beklentimin ötesinde bir performans aldım. Pillerinin ne kadar sürede bittiğini test edemedim. Burada ürünün yorumlarında bir yorum gördüm burada gördüğünüz gibi. Ben de bu gözlüğü kızıma verdim ve bu gözlüğün yüzüstüğü hürmetine biraz daha fazla kitap okuyor geceleri artık. Evet, genel olarak ürünler bu şekildeydi. Bu serinin devam etmesine katkıda bulunmak istiyorsanız ürünleri hepsi burada mobil uygulaması üzerinden almanızı rica ederim. Yine bu seride oldukça fazla ilginç ve işe yarar ürün inceledim. Mutlaka serinin önceki videolarına da bu video bitiminde bakmanızı öneririm. Oynatma listesini hem buradaki iyiye hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. 3, 2, 1, tamam, başla. Bak, ondan sonra buradan böyle hafifçe bak şöyle. Bak şu. Bu.